Konuşmacımız Yalçın Sezen, Türkiye İş Bankası'ndan. Bence 5 dakika erken başlamaktan bir kaybımız olmaz diye düşünüyorum. Yalçın Bey'le şimdi çok keyifli bir sohbet yapacağız. Başlayalım. 5 dakika erken olsun. Ama nasıl zaten sizler de yerlerinizi alıyorsunuzdur açılışla birlikte. Böylece kendisiyle daha uzun konuşma şansımız olsun diyeyim. Kendisi zaten şu anda hazır. Ben alkışlarınızla, hani o player'ın üzerindeki düğme var ya, oradaki alkışlarınızla böyle alkış kıyamet kopsun, Yalçın Sezen'i buraya davet edeyim. Yalçın Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın, nasılsınız? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Ya çok... biraz erken başlayalım dedim. Sizinle sohbet şimdi uzun uzun gider, keyifli olur. Fazladan 5 dakikamız daha olsun diye düşündüm yani. İyi ettiniz. 5 dakika daha zamanım var. Demek ki daha fazla konuşabilirim diye düşünüyorum. Evet, istediğiniz kadar. Yani şeyi sizinle geçmiş konferanslardan hatırlarlar sohbetlerimizi. Çok keyifli sohbetler çıkartıyoruz. Dedim yani nasılsa siz şimdi oradasınız. Ben buradayım. İzleyenler de yerlerini aldılar. Aa evet, bir eksiğimiz vardı ya, şimdi fark ettim. Arkamdaki mavi ışıklarımı açmamışız. Şimdi arkadaşlarım açtılar. Evet. O yüzden dedim böyle hızlı sizinle en azından erkenden başlayalım. Sohbetimizi sürdürelim. Ya Yalçın Bey, şimdi malum işte sabah hepimiz geldik, ekran karşısına geçtik. Sizinle de böyle rahat konuşabileceğimi de biliyorum. Sizin de iştenlikle cevap vereceğinizi de biliyorum. Şimdi burada malum Webrazil Summit'e bankacılık dünyasından falan katılan da çok oluyor. Herkesin de bir uykusunu da açmış olalım diye. Şöyle bir soruyla başlayalım mı? Şimdi hani Bill Gates'in çok ünlü bir... Ya bu da şimdi size sorulur mu ondan çok emin değilim ama yani soracağım. Bakalım artık ne olacak devamında. Bill Gates'in şöyle ünlü bir sözü vardır. Banking is necessary, banks are not. Yani diyor ki bankacılık gereklidir ama bankalar değil diyor. Şimdi bu söyledikten sonra başıma ne gelecek bilmiyorum. Ama son dönemlerde böyle hani yükselen fintech trendini de ve bankaların da buradaki pozisyonu düşününce bu konuda ne düşünüyorsunuz? Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Tam damardan girdiniz. Tamam. Belki öncelikle şunu söyleyeyim. Bu söz uzun zamandan beri tartışılıyor. Ve şunu söyleyebilirim ki daha uzun zamandan beri de tartışılır. Yani yazılara konu olur, konferanslara konu olur. Bundan önce oldu, bundan sonra da olacak diyebilirim. Şimdi önce değerlendirme yapmadan önce bir geçmişe gitmek istiyorum. Bu söz ne zaman söylendi? O zamanın ruhu ne diye. Baktığımız zaman 1994 yılında söylenen bir söz. 1994 yılındaki bir sözün üzerine eğer kısa cevap vermek gerekirse, yani bu tek cümleye, bugün olmuş 26 yıl. 26 yıl önce söylenmiş, 26 yıl sonra baktığımızda etrafımızda bankalar var, o zaman ne oldu diyebiliriz. Ya da deriz ki ya bu sözün geleceği, ufku 26 yıl değil, 50 yıl değil, 100 yıl. 100 yıl sonra bu olacak, bakarız. 50 yıl sonra, 100 yıl sonra da tartışırız. O yüzden bu sözün söylendiği döneme bakmamız lazım. Bu o sözün arkasındaki zamanın ruhuna bakmamız lazım. Bunu iyi anlayabilmek, iyi yorumlayabilmek için. 1994 yılına baktığımız zaman ne var hayatta? 1994 yılında bugün dijitalleşme dediğimiz veya bugün hayatımızda çok etkili olan, domine etmiş olan şirketler var mı, yok mu? O zamanın ruhu ne? Şimdi 1994 yılı şöyle baktığımız zaman geriye 89-90 yılında internetin başladığını görüyoruz, icat edildiğini görüyoruz. Ve internet tabanlı iş adımlarının, iş modellerinin yavaş yavaş daha emeklediğini, hayata daha tam anlamıyla geçmediğini de görüyoruz. Bugün hayatımızı domine eden, işte büyük Big Tech olarak bahsettiğimiz şirketler daha o zaman yok. 1994 yılında Amazon olmamış, eski adıyla duruyor. 1976 yılında Apple hayata girmiş ama iPhone 2007. Netflix 1997, ondan sonra Google 1998. Yani daha böyle büyük tehdit edecek veya farklı bir anlayış getirecek Big Tech dediğimiz kurumlar hayatta değil. Keza fintechler,
Fintech'lerde o zaman yok. Fintech'lerin hayatımıza girişi, daha çok böyle ses getirmesi daha 2008 büyük krizden sonra, Lehman krizinden sonra. Yani Big Tech yok, Fintech yok. 1994 yılında bu söz niye söylendi? Bu söz ne amaçla söylendi? Buraya bakmak lazım. Bunu detaylı okuduğumuz zaman şunu görüyoruz. Fütüristik bir yaklaşımla güzel bir söz söylemiş. Yani yeni bir çağ başlıyor. Bu çağa da şunu da tanımlayabilirim. Andre McAfee ve Eric Bronson kitaplarında ikinci makine çağı ve makine platform kitle adlı iki tane kitaplarında bu çağı ikinci makine çağı olarak adlandırıyorlar. 1989-90'dan başlıyor. 1990'dan başlayan bu ikinci makine çağı 2010'dan itibaren de ikinci makine çağının ikinci dönemini yaşıyoruz deniyor. Yani çağın ikinci makine çağının başladığı bir dönemde bunu görüyor. Diyor ki önümüzdeki dönemde kardeşim bu hayatta çok çok değişiklikler olacak. İnternet hayatımıza girdi. İnternet birçok iş modellerini değiştirecek. Burada bir takım değişiklikler olacak. İki tane mesaj veriyor. O dönemde verdiği mesaja baktığımız zaman Amerika'daki bankacılık sistemi o dönemlerde zaten çok hantal. Bugün de baktığımız zaman Türkiye'deki bankacılık sistemiyle Amerika'daki bankacılık sistemine Türkiye'nin daha ileride olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle. Şimdi iki mesaj okunması gerekiyor buradan. Birincisi, yeni bir dünya geliyor. Teknolojik imkanlar var. Bu teknolojik imkanlarla internetin hayata girmesiyle yeni iş modelleri ortaya çıkacak. Ey bu alanla ilgilenen firmalar, fintechler, big techler neyse. Buradaki iş modellerine görün. Buradaki iş modellerine kafa yorun. Buralarda bir iş modeli gelecek. Bunları çalışın. Bu bir mesaj. İkinci mesaj da bankalara. Bankalara da şu söyleniyor. Benim okuduğum şekliyle. Burada yine bir şey geliyor. Siz de bu teknolojik dalgadan, teknolojik imkanlardan faydalanarak işlerinizi geliştirin. Aksiyon yönlerinizi düzeltin. Çağa ayak uydurun. Daha fazla sorunlarla mücadele edin, hantallıktan daha uzaklaşın gibi iki tane mesaj okuyorum bu şeyde Bill Gates'in sözünde. O nedenle bunun bankalar yok olacak şekilde bir kastının olmadığını düşünüyorum. Bunun özü itibariyle bu. Bu o tarihte Türkiye'deki duruma bakacak olursak, şimdi 1994'te söylüyor. Dediğim gibi 1994'te Big Tech yok, Fintech'ler daha yeni yeni emekliyor. Bizim tarihimize baktığımız zaman 1993 yılında biz kendi örneğimizden vereyim. İş Bankası bütün şubelerini o tarihte 1993 yılında online real time çalışma sistemine geçmiştir. Yani bizim o tarihteki iletişimimize baktığım zaman 803 kapılı tek şube olarak bizim iletişimlerimiz var. Yani Türkiye'de o tarihte bile daha önde olduğumuzu görüyorum. Sonuçta tek cümleyle bu şekilde, yani bankalar yok olacak şekilde bir kasıt yoktur bir cümlenin arkasında. Ki o tarihte zemin daha hazır değildir. Ama bütün taraflara, hem bankacılık kesimine hem de fintechlere, yani yeni bir dünya geliyor. Yeni internetin keşfiyle iş modelleri değişecek. Kendiniz bu hazırlıkları yapın diye verilen bir mesaj olarak okuyorum. Evet, çok çok güzel söylediniz. Yani bu arada şimdi tabii işin biraz da şeyi, sabah sabah böyle bir enerjide olsun falan. Sonuçta normalde yani bir banka gelen müdür yardımcısına sorulacak bir soru değildir belki, ama çok güzel açıkladınız. Şunu da eklemek isterim, yani dediklerinize de aslında biraz da içinde soru barındıracak söylediğim şey. Şimdi Türkiye'deki bankacılık sistemiyle, yani Amerika'yı tabii nasıl bir fark olduğunu zaten siz çok iyi biliyorsunuz. İzleyenlerde de, bunun aralarında da, izleyenler arasında da bunu tecrübe etmiş kişiler de vardır ve bilenler vardır. Yani bugün Amerika'da yani hesaptan hesaba, havale falan, yani son yakın zamanda böyle anında falan geçmeye başladı. Ve işte startup dostu bankalar falan filan diye Amerika'da belli başlı bankalar türüyor. O bankaların şu anda sunabildikleri imkan ve hizmet bizim Türkiye'deki bankalarımızın baktığımızda, yani sunduğu o özellik setinin işte 100 tanenin bir tanesi falan aslında. Bunlar banka diye piyasaya çıkıyorlar Amerika'da. Yakın zamanda kurulan da bir banka var. Biz de yani startup dostu falan diye çıktığı için bir deneyelim dedik. Yani yapabildiği şey hemen hesap aç. Hemen hesap açı çok büyük bir özellik olarak gösteriyor.
Hemen hesaplar arası para transferi yap. Bunu da çok büyük bir özellik olarak gösteriyor. Hesabına para gelsin falan gibi bir şeyler söyledi işte özellik olarak. Ama güzelliği ne? Arayüzlere derli toplu. Arayüz derli toplu dediğimiz şeyde işte bugün İş Bankası'nın bir tane bir online bankacılık sistemindeki bir tanecik ekran aslında yani. O yüzden şuna da katılıyorum. Yani Türkiye'deki bankalar zaten teknik olarak çok önde olduğu için Amerika'dakiler de şu anda onu yapmaya çalışıyorlar. Zaten bizim bankalarımız bir nevi finteyi zaten içinde yaratıyor gibi de bir durum var gördüğüm kadarıyla. Yani sizlerin bugün eklediğiniz işte online bankacılığa veya mobil eklediğiniz özellikler her biri aslında birer fintech gibi yaşıyor. O yüzden yani Bill Gates'in sözüne, yani sizin burada eklemek istedikleriniz var mı diye duymak isterim. Yani Bill Gates'in sözüne baktığımızda söylediği sözün aslında evet çok eskiden söylemiş ama içinde evet yani bugünün şartlarında banka yok olacak, sadece fintech gidecek değil de yani o fintech o bankanın içinde zaten yer aldı. Özellikle Türkiye gibi bankacılık teknolojisi gelişmiş yerlerde biraz daha iyi oldu gibi yorumluyorum. Yani Bill Gates gelsin bir Türkiye'yi görsün diyelim değil mi buradan? Şöyle demek lazım. Yani şu anda aslında bahsettiğim gibi geleceğe yönelik olarak 26 yıl önce söylenmiş bir söz. Taraflara diri durmaya teşvik ediyor. Fırsatlardan yararlanmaya, günün koşullarına göre siz müşteri tercihleri, müşteri davranışlarının değişiyorsa, teknolojik imkanlar varsa buna ayak uydurmanız gerektiğini ifade ediyor. Evet. Şimdi bunun bir şeyi de şu, bugün geldiğimiz yerde bankacılık bankalarda değil her yerde olacak şeklinde de yaklaşım var ve bunu da biz hayatımızda görüyoruz. İlle bankacılığı bankalarda, banka şubelerinde veya bankaların uygulamalarında yapılacak diye bir şey yok. Bugün bunu hayatımızda görüyoruz. İşte açık bankacılık veya API'ler aracılığıyla biz şu anda bile hayatımızda var. Gidip de bir alışveriş sitesi üzerinden kendiniz alışverişinizi yaparken oradan banka hesabından herhangi bir şekilde bankaya gitmeden, bağlanmadan o anda otomatikman yani API üzerinden işleminizi yapabiliyorsunuz. Bu kadar bir gelişmişlik var. Yani sözün arkasında bir dünya var. Evet. Bir dünya var, evet. Bir ruh var. Biz buna esasında ben banka tarafı için olumsuz olarak da kabul etmiyorum, addetmiyorum olumsuz olarak. Şöyle diyelim, bankalara da bu söz hep başımda da dediğim ya, biz bunu uzun zamandan beri tartışıyoruz. Bundan sonra da uzun zamandan beri tartışılacak. Bu hayat çünkü çok çok canlı. Şöyle söyleyeyim, bankalara da şöyle biraz challenge gibi, meydan okuma gibi bir şey. Yani bizi de aslında bir tahrik etmiyor değil yani. Bu söz gündeme geldiği zaman hep ben bir tahrik oluyorum yani. Onu da söyleyeyim. Onun için bütün sistemde, bütün banka kesiminde de yani o zaman nedir burada sorun? Neden bu var? Bunun tabanında ne var? Eksik ne var? Veya nasıl bir iş modeli kurmak lazım? Sürekli olarak düşünmeyi sevk eden, üzerinde çalışmayı sevk eden, fırsatları, gündemi kovalatan bir şey. Yani zararsız ve faydalı bir şeyi o bir söz olarak görüyorum. O yüzden duvarda dursun bu söz sürekli. Her zaman tartışalım. Yeni bir gündeme geldiğinde ya bu olacak mı? Nedir? Nereye gidiyoruz? Sürekli olarak tartışılması gereken bir elin iki yarısı gibi. Yani bugün bankalar, fintechler bunlar hep hayatımızda olacak. Bundan sonra da olacak. Ne kadar yakınlaşırsak, ne kadar ekosistemi büyütürsek hepimize daha güzel günler olacak diye düşünüyorum. İhtiyaç yani olumsuz değil. Evet, ihtiyaç duyunca bakar söze gaza geliriz diyoruz yani sonunda değil mi? Zaten gerek yok. Onun söze bakmamıza gerek yok. Zaten yani. O gazla yaşıyoruz yani. Her zaman yani. Ben onu hep söylüyoruz diğer programlardan da biz yapıyoruz. İşten yanmalı motor gibi her zaman motivasyonumuzu konuşuyoruz. Yani sorun değil. Çok güzel. Şimdi aslında güzel bir yere geldik Yalçın Bey. Buradan da bir tane sorun vardı. Siz aslında şu anda bana güzel pas atmış oldunuz. O yüzden o soruyu şimdi hemen sorayım. Şimdi biz yıllarca aslında bu şimdi söylediğiniz hani vardı ya işte açık bankacılığıdır, API'dir memesi. Yani yıllarca bunları hep ya olsun istedik. İşte fintechler bankalarla bu şekilde daha sıkı çalışabilsinler istedik. Şuraya bakayım daha iyi olacak size bakayım. daha sıkı çalışsınlar istedik. Daha rahat çalışsınlar. İşte sizin elinizdeki verilerle veya işlem gücüyle fintechler farklı uygulama yaratsınlar istedik. İşte burada bir sürü özellikler hep böyle aklımızdaydı. Ya keşke şu işte bunun bir regülasyonu olsa, bir şey olsa, izni olsa yapabilsek falan dedik. İşte bunlar işte açık bankacılık da bunun içinde sayılabilir.
işte uzaktan, yani nasıl isimlendiriyorsunuz bilemiyorum. Uzaktan KYC diyeceğim ama onun herhalde sizin jargonda daha doğru, benden daha doğru bir söylemi vardır. İşte kare kodlu ödeme falan gibi böyle notlarım var burada. Şimdi biz bunların hepsini böyle istedik. Bir pandemi oldu. Bunlar böyle hepsi dırırt diye çözülüverdiler bir anda ve hayatımıza girdiler. Şimdi çok da güzel oldu bu arada. Yani şimdi o yüzden böyle açık bankacılık başta olmak üzere diyeyim. Böyle bu hayatımızı kolaylaştıracak ve bankalarla aslında fintechlerin de böyle önünü açacak. Bankaların bu imkanı sayesinde fintechlerin önünü açacak. Bu gelişmelerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben burada biraz ucu açık bir soru gibi atmış olayım ortaya. Nasıl sizinle bizim sohbetimiz böyle renkli de geçebiliyor. Nasıl aralara girerim bir şey gerekirse sorayım ama bunu böyle bir ortaya atayım. Bu son gelişmeler, özellikle de kafama takılan o 3 tanesi. Belki benim bilmediğim başka varsa onu da eklersiniz. Açık bankacılık işte, dijital uzaktan KYC nasıl isimlendiriliyorsa, kare kod. Bu ve bunun gibi şeyler için ne düşünüyorsunuz? Son zamanda bir anda hayatımızdan giren gelişmelerle ilgili. Evet, bu 3 konu artık uzun zamandan beri konuştuğumuz konuların bugün itibariyle düzenlemeleri, taslak, hazırlık gibi de olsa şu anda masada. Artık düzenlemeler çıktı. Bir bölümü bunun yönetmeliktir, bir bölümü tartışma dokümanıdır. Ama artık üzerinde görüşeceğimiz, tartışacağımız birer mevzuatsal hazırlık görüyoruz. Şimdi sözünüz dediğiniz gibi bir pandemi oldu, hepsi geldi. Esasında bu konular daha öncesinden de çalışılan bir konuydu. Yani pandemi nedeniyle bunlar geldi değil. Daha öncesinden bunların zemini hazırlanıyordu. Şimdi 3 tane bahsettiğimiz konuların bir sırası var. Önce uzaktan müşterilerin kimlik tespitine ilişkin tebliğ. Birincisi bu. Ondan sonra ikincisi açık bankacılık, üçüncüsü de kare kod. Türkiye TR kare kod. Şimdi önce biz bugün bankacılık sisteminde baktığımız zaman işte dijital bankacılık, online bankacılık, mobil bankacılık hukuksal olarak kural anlamında müşteri edinimin dışında her türlü işlem yapılabilir durumda dijitalde. Burada bugün itibariyle mevzuatta olmayan tek şey, yani sürtünmesiz bir şekilde yapılamayan tek şey uzaktan müşteri edinimiydi. Burada da kimlik tespiti soruldu. Şu anda bizlerin, yani bankacılık isimleri, bizim kendi uygulamamız da fiili durumda görüntülü görüşmeyle uzaktan müşteri edinebilme imkanımız var. Bunu hatta uzaktan müşteriyi 2011 yılından beri ediniyorduk ama bugün gelen düzenlemedeki fark ne? Bizim bugün müşteri edinmede arada bir yine kurye var. Yani bir insan giriyor ya da şubeye gitmesi gerekiyor. Bir insan faktörü var. Gelen düzenleme de deniyor ki düzenlemede herhangi bir şekilde kurye veya insan faktörü olmayacak. Siz uzaktan başvuracaksınız, müşteri olacaksınız, kimliğiniz tespit edilecek, banka tarafında bir görüntülü görüşme imkanı olacak, görüntülü görüşmeyi şart koşuluyor ve böylelikle artık siz banka şubesine gitmeden veya banka şubesine herhangi bir şekilde evinizde de olsanız bir insanla aracılık etmeden müşteri olabileceksiniz. Bu düzenleme şu anda taslak düzenleme bir yani önümüzdeki yılbaşından itibaren herhangi bir değişiklik olmaması, ertelenme olmaması durumunda hayatımıza girecek. Önce bu giriyor. Yani biz artık müşteri edinme için siz sürtünmesiz bir hayatla karşı karşıyayız. Bunun baktığımız zaman dışarıdaki uygulamasında Almanya'da bu şekilde, İngiltere'de arada görüntülü görüşme de yok. Demek ki bu Almanya uygulaması tercih edildi ve tamam, görüntüyle biraz daha bir güvenlik unsuru daha biraz daha ön planda. Görüntüyle de bir teyit de yapılacak. Burada bir NFC ile kimlik doğrulama, canlılık testi gibi yine arada birden çok faktörün rol alacağı veya fintech'in görev yapabileceği bir işbirliği imkanı olacağı bir yapı şu anda var hayatımıza. Zaten bizler şu anda bankalar bunun içerisinde ama arada o kuryeyi de yapıyoruz. Bu girdi. 2000 yani önümüzdeki dönem içerisinde bir başlıyor. Açık bankacılık ise şu anda taslak doküman, tartışma dokümanı var. Onun da yine bundan önce Avrupa'daki PSD ile hayatımıza giren, daha sonra bizde 64-93 ödeme kurumlarına yönelik kanunla ortaya çıkan ve fintechlerin temeli olan, fintechlerin lisans almalarını sağlayan
düzenlemenin de geçmiş yıllarda ilaveleri olmuştu. Ve bu dönemde sene sonuna kadar bu açık bankacılıkla ilgili düzenlemelerin kesinleşmesi gerekiyor. Şeydeki, bundan önce çıkan düzenlemelere göre. Ne olacak burada? İki tane şey var, konu. Biri hesap bilgisi, diğeri de hesap bilgisi hizmeti, diğeri de ödeme emri başlatma hizmeti. İki tane temel hizmet gözüküyor. Bunun da bu dönem içerisinde düzenleme çıkacak. Bir yıl içerisinde de bir ne diyelim uyum süreci var. Daha çok fiilen hayatımızda belki önüne de çekilebilir, zaman gösterecek. 2022'de göreceğiz. Yine TR kare kodunda uygulamasının fiilen bir yıl uyum süresi var, 2022. Yani iki yıla baktığımız zaman 2021'de uzaktan müşteri edinimi, 2022'de de full anlamında, yani bunlar önümüzdeki yıldan itibaren başlayacak ama uyum süreciyle açık bankacılık ve TR kare kod hayatımızda olacak. Bunlar ne getirecek? Şuna getirecek diyebilirim. Şu anda bizim bu zamana kadar yapamadığımız diyelim, yani yapamadığımız işler de yapılabilir hale gelecek. Tabii rekabet olacak mı? Olacak, nasıl olacak? Hep beraber onu yaşayacağız. Ama bankacılık tarafı için söyleyebileceğim tek şey var. Bizim bu zamana kadar geldiğimiz dijital bankacılık, mobil bankacılıkta bir üst seviyeye çıkıyor olacağız. Yani bundan sonra bir üst seviyeye nasıl bir gelişim göstereceğiz, nasıl işbirlikleri olacak ya da bir gelişim sözü nasıl cereyan edecek bundan sonraki süreçte hep beraber göreceğiz. Ya şimdi ben bu arada tarihleri de özellikle not aldım çünkü çok da heyecanlı. Şimdi mesela biz Türkiye'deki internet ekosistemi, teknoloji vesaire falan diye baktığımızda da hep böyle bir o heyecan da yaşıyoruz. Şimdi bu sene böyle tamam pandemi falan filan dedik ama aslında dijitalleşme anlamında sizler bizler zaten dijitaldik de yani çok böyle non-tech dediğimiz şirketler vardı. Şimdi onlar bile ya biz nasıl yaparız da dijitalleşiriz diyorlar. Yani benim yakın bir arkadaşım çok ilgisiz yani sektör dışı bir şirketi var. Yani mesela Slack kullanmaya başladılar. Üretim yapan bir fabrika sonuçta orası. Slack falan kullanmaya başladılar. Şimdi ve geçenlerde soruyor işte ne yapabiliriz diye. Şimdi bu mesela çok iyi işaret ve gördüğümüzde şu oluyordu. Tamam her şerde bir hayır vardır işte falan durumundan dolayı. Pandemi ile birlikte bazı şeyler hızlandı. İlerliyoruz ve 2021'de falan bunun etkileriyle bir hazırlanma dönemi olur dijitalleşme anlamında. 2022'de de hakikaten çok daha fazla dijitalleşmiş şirketin olduğu, çok daha fazla bu sektörde hareketin olduğu bir döneme geliriz diye biz kendi adımız yani Webrise bakışıyla hep değerlendiriyorduk. Şimdi sizin verdiğiniz tarihlere baktığımda aslında tam böyle yani işte Lego gibi böyle pıt üst üste oturmuş oldular. Heyecan verici. Yani özellikle işte not aldığım kadarıyla KYC yolu 2021, açık bankacılık 2022 ve kare kod da 2022 civarında bayağı fiilen aktif hayatımızda olacak ve evet dediğiniz gibi acayip heyecanlı zamanlar geliyor diye düşünüyorum. Bize böyle ya eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ya şu da var hatta bak bizden de şu gelecek falan böyle birazcık da şimdi paylaşabileceğiniz veya söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Esasında çok paylaşacağım çok konu var ama belki onların zamanı gelince paylaşalım. Tek şey şunu söyleyebilirim. Yani Türkiye'de bankalar, finans kurumları veya bütün kurumlar diyelim yalnızca bankalar, finans kurumları değil, fintechler de olsa zaten bu çalışmaları biz eskiden yani bugünün konusu değil. Yani biz 2015-16 yani kaç yıldan beri bu çalışmaların üzerindeyiz. İşte birlikte de konuşuyoruz. Daha önceki konferanslarda da konuştuk. Yani buralara kadar geldik. Zamanında yapılan çalışmaların sonuçlarını şu anda görüyoruz. Ve bundan sonra da daha üste çıkacağız. Yani iş işi yaratıyor bir yerde. İşbirliği çağdır. İşbirliklerimiz artıyor. Şimdi açık bankacılık gelecek diyoruz. İşte açık bankacılığın finansal ve sistemdeki verilerin üçüncü partilere açılması. Yani bir yerde apiler aracılığıyla açılması kavram olarak. Şimdi biz bunları zaten şu anda hayatımızda var. Yani bunlar biraz daha düzenlemeyle şekilleniyor etrafı. Daha
böyle standart hale geliyor. Her banka, her kurum kendi ofisini açıp da standartlardan uzak bir yerde verimsizliğe yol açan bir uygulama. Ya da kare kod. Kare kodu zaten hepimiz kullanıyoruz. Hani ATM'de kullanıyorum, posta kullanıyorum. Bunların artık bir standarda kavuşarak daha verimli bir hale geliyoruz. O yüzden biraz derleme toplama. Yani bu yaptıklarımızın daha otorite tarafından düzenlenmesi gibi görüyorum. Ve yapılan çalışmalarla birlikte biz kendimiz zaten bu alanda uzun zamandan beri çalışıyoruz. Üzerine de koyduk. Daha da önümüz açılıyor. Bütün Türkiye'deki bankacılık sisteminde, finans sisteminde daha geniş bir deyimle, daha deyimle bir üst seviyeye çıkıyoruz diyebilirim ben. Yani daha güzel, daha bir mücadele. Mücadele derken işbirliği anlamında mücadele. Yoksa kavga anlamında mücadele değil. Bugün itibariyle de biz kendimiz kendi örneğimizden çok güzel işbirliklerimiz var. Bugün ben belki yarın bir bülten yayınlayacağım ve arkadaşlarım getirmişti. API'lerde 30'un üzerinde API'miz var ve API geliştirme alanında çalışan sayı 1000'e yükselmiş. 1000 kişi bizim şu anki API'lerimizin üzerinde çalışan bir şey var. Çalışma alanında. Çok heyecanlı. Var. Çok iyi. İşbirliği yapıyoruz. Hep konuştuğumuz konu var. İşte banka, fintech, şu bu. Size bir tane işbirliği örneğiyle, kazan kazan işbirliği örneğiyle sonlandırayım sözümü. Şimdi bank, mesela fatura tahsilatı. Fatura tahsilatında biz şu anda banka olarak, bütün bankalar fatura tahsilatına aracılık ediyor. Yani her türlü gişeden, oradan, buradan, internetten, şeyden, talimatla. Bugün fatura kurumları da var. Şimdi derseniz ki rakip misiniz? Hayır. O da yapıyor, ben de yapıyorum. Şu anda işbirliği yapıyoruz. Kendi uygulamalarımızı açıyoruz. Beraber yapıyoruz. O benim bakıyorum işbirliği yaptıktan sonra kendi rakamlarım artıyor. Bir de oradan rakam geliyor. Şeyden oradan da bir gelir kazanıyor. Kazan kazan modelleri. Yani bugün dün de Adnan Bey söyledi bir yerde sorun varsa inovasyon sorunu vardır. Geliştirme alanı vardır. Bugün geliştirme alanının çok yer var. Bu o nedenle daha çok üzerinde çalışacağımız geliştirme yapacağımız alanlar var. Bunu hep birlikte bankasıyla, fintech'iyle, startup'ıyla hepsini çözeceğiz, daha ileriye götüreceğiz diyebilirim. Çok güzel söylediniz. Çok sağ olun Yalçın Bey. Sabah ilk oturumu böyle bir heyecanla, bir enerjiyle başlattık. Çok teşekkürler bizimle olduğunuz için. Bir sonraki etkinlikte, belki de aralarda bir yerde başka bir canlı yayında görüşmek üzere diyelim o zaman şimdilik. Teşekkür ederim. Çok görüşmek üzere. Hoşçakalın.